Kabukları da pek mıngırdak. Bu senenin pirinçleri de pek mıngırdak. Koçum uzun orozu. Koçum uzun orozu. Aman da gagası kurusun. Aman da gagası kurusun. Kıt 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 kıdak. 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 Kızım şşt. Ne dedaklıyorsun evin içinde ya? Ha? Sen var ya iyice üşüttün ha. Ya bari in kümese de yumurtla. Dikkatimiz dağılıyor burada ya. Sana ne be? Sen odanda böyle kırıtıcını aralara atarken biz kırışıyor muyuz? Biz ninjalık mesleği icabı bağırıyoruz kızım. Asıl sana ne oluyor? Sen tavuk musun ya? Ne oluyor? Ay ne bağırışıyorsunuz be abi kardeş dalaşıyorsunuz böyle ha? Koca eşekler. Anneciğim bu kız kardeşimin tavuk olduğunu bana daha önceden de söyleyebilirdiniz. Daha böyle küçücük bir civcivken basar üstüne ezerdim cadıyı. Komşular taze baroş yumurtası almaya geldiler bile. Hadi kızım aç kapıyı. Bak 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 bak. Belki de belediyeden kuduz köpek ithaf ekipleri gelmiştir abi. Hadi sen odana çekil istersen ortalıkta görmesinler seni. Ver 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 ver. Bak 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 bak. İyi günler efendim. Çok teşekkür ediyorum iyi günler. Kız yine fatura mı geldi? Yok anne mektup gelmiş. Aa bize ne mektubu gelir ki? Yoksa şedaret alan o Sinop'taki tarlanın tavuk fotokopisini mi yolladı ha? Yok anne. Şşt, kız tavuk cevap versene anneye. Kadın merak ediyor işte ya. Yok anne bu yurt dışından gelmiş. Amerika'dan bak. United States of America Valkoze yazıyor. Şadan! Ay ama o bize niye yollasın ki? Adresi de bilmiyor. Anneciğim, o Şadan kim? Uzak bir akrabamız mı? Aman! Hiç işte hiç. O annemle bizim aramızda tamam mı? Konsolos Şadan. Büyükelçi Şadan. Ver kız şu mektubu bir. Ver ya, bakayım. Açma belki bize değildir dur. Karışma bize kızım işte. Ya aha, ver. Bak. Ya, mis... Sidika Sagan, bize işte. Sen ne anlıyorsun şimdi bundan? Ya kızım, Miss Sidika Sagan sensin yani. Bak, Miss Sidika Sagan, Sidika Saka. Tamam. O kadar yazabiliyor, elin gavuru işte, ne yapsın? Durun bakayım, durun. Ben de merak ettim ya. Bir kere bak, tut şunu kız, al. Bakalım neredeymiş. Miss Sagan. Ne yazıyor? Dur. Thank you. Bak, thank you. Bir tek onu al. Bak. Wilfred Brown. İmza. Evet. Al kızım, ben okudum anladım. Vaktim yok sana anlatamam. Anlamış. Bir. Salak. Anladık tabii ya. Herif teşekkür ediyor. Ya thank you diyor ya. O teşekkür etmek demek. Aman. Sıdıka niye elin herifi sana teşekkür ediyor ha? Böyle welfare adam demek değil mi? Ya öyle de hakikaten niye teşekkür etmiş ben de anlayamadım. Şşt, kapı kız tavuk. Merhaba Safiye Sultan. Sen nasılsın? Ay, bak ona. Ay yalama teyzeyi. Ne habersiniz? İyiyim, hoş geldin. Ay Ninja Selim abi, nasılsın bakalım? Vallahi iyidir Elif, sen ne olsun? Uğraşıyoruz bu cadıyla işte, didişip duruyoruz. Ha Elif Su, arkadaşının bir tavuk olduğunu biliyor muydun? Bak. Aman abi, senin işin falan yok mu ya? Şöyle meçhule doğru bir gitsen diyorum. Gideceğiz kızım da. Bu senin mektubu iyice bir anlasak diyorum. Hayır yani ters bir durum varsa kaçırmayayım o Washington'a giden ilk uçağı. Bekle. Hakikaten kız Elif Su, sen İngilizce bilirsin. Okusana şunu. Bilir tabii İngilizce falan. Bilmediği mi var bu kaptan? Nereden öğrendiyse. Bir şey mi söyledin Safiye Hanım teyze? Yok canım. Elif Su. Ha şey diyordum ben. Mutfakta rafadan yumurta pişiriyordum da böyle 120'ye kadar saymak gerekiyor. İçimden sayıyordum onu. Şimdi 118, 119, 120 oldu. Ben gideyim pişmiştir. Çok saçma. Ne? Oda yazıldığına göre sen
Beyaz Saray'a Bill Clinton'a böyle tatlı pasta falan gibi bir şey göndermişsin. Ne? Sıdıka mı? Evet. Bu gönderilen her şeydi. O pasta, tatlı her neyse o şey için gönderilmiş. Bak ilişindeki mesajda da Birleşik Devletler Başkanı adına Public Relations Secretary yani özel kalem müdür gibi bir şey Wilford Brown teşekkür ediyor diyor. Hı. Ya. Lan biri bizi ayaküstü yiyor galiba ha? He? Adam fena işletiyor bizi ama kim acaba? Ya sakın bu taksi programından bizi gizli kameraya alıyor olmasınlar ha? Elif'si doğru söylüyor abi. Ben geçen sene aşure ayında konu komşuya aşure dağıtırken Bill Clinton'a da bir tabak yollamıştım. Şimdi hatırladım. Nasıl yani? Diyorum sana Elif Su, çatlak bu karı. Sabah da gıdaklıyordu evde böyle. Bak, 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 bak. Dur anne ya, tamam ya. Ne oldu, ne oldu ha? Kim, nedir bu? Ne oldu mektup? Anlat bakayım. Önemli bir şey değilmiş anneciğim. Bu senin kızın var ya, o bizim Clinton'a aşure yollamış da. Clinton kim kız? Ya. Ha bu Amerika başkanı herif. Hay, kız sen onu aşureyi nasıl götüreceksin ha? Ancak sen Mert'e gitmeyebilirsin çocuğum. Anne hayır ya, saçmalama, elimizde götürmedik herhalde, postayla yolladık. Allah Allah. Hay postayla bile yollasan ta kaç gün sürer o? Hay şimdiye kadar aşure bozulmuştur. Tadı tuzu kalmamıştır. Ya yok anne be. Frigo free cargo ile yolladıydım. Bozulmamıştır. Ay artık hiç şüphem kalmadı. Sen resmen delisin Sıdıka. Uluslararası deli be. Hay kız ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Nasıl yollamış bu? Hay şetaret alan bize bir şey yolladığı zaman böyle otobüsün muavinine veriyor. Biz de garajlara gidip onu alıyoruz. Öyle mi yaptın? Ya hayır anneciğim ya. Free go free cargo. Yani gönderdiğim uçağın derin dondurucusu var. Dondurup dünyanın öteki tarafına gönderiyorlar, anladın mı? Beyaz Saray'a varıp da çözülünce ister gibi yemişlerdir. Ay keşke birazcık daha yollasaydım ya. Personele yetmemiştir şimdi bir tabak. Kızım bırak şimdi sen personeli mersoneli de Beyaz Saray'ı aşure yollamak senin nereden aklına geldi onu söyle. Ya neden, niçin, niye ya? Bana doğru konuş bakayım Sıdıka. Annen olarak ilk önce benim bilmek hakkım, hadi. Ya hatırlamıyorum aslında şimdi. Ya çekiç güç meseleleri falan vardı o zaman herhalde. Bosna Savaşı da sürüyordu. Yani birkaç konudaki görüşlerimi belirttim, kınadım. Anladın mı? Yanında da bir tabak aşure yolladım. Ya ne bakıyorsunuz öyle deli gibi canım? Ya komşuluk yerde bir tabak aşure göndermişiz. Fena mı yani? Pek de lezzetliydi doğrusu. Üstüne de böyle tarçınla ay yıldız yaptıydım. Ya bakmayın öyle canım. Diplomasi dediğimiz böyle bir şey işte. Ya Çiller de zamanında Clinton'a kravat hediye götürmüştü değil mi? Sıdıka. Ha. Seni ilk önce bir doktora götürmem benim lazım çocuğum. Ha? Salak şey! Anne, bir de veterinere gösteriverin. Evde gıdaklıyordu yani. Bak 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 bak! Hayatta, nedir bu gıdaklama hikayesi böyle? Geldiğimden beri söyleyip duruyor abi. Ama ne gıdaklaması be? Gıdaklıyor dedi, kanto söylüyordum. Nurhan Damcıoğlu'nun ünlü bir kantosu o. Ama sen beterin gibi Müslüm Baba dinlediğin için çakmıyorsun tabii. Bana baksana sen ya. Ne oturuyorsun kızların içinde? İşin yok mu senin? Gitsene hadi. Tamam kızım ya. Gıdıyoruz işte. Gıt, gıt. Gıtma kal ne olursun. Gıtma kal doğru değil. Ayrılığa hazır değilim. Aramızda yaşanacak. Gıt gıt gıt. Gülmeyin şu salağın esprilerine ya. Ondan sonra çıkın üstüste espri yapar kurtulamayız valla. Tamam ya. Gıdıyorum, bütün aşklar yüreğimde. Gıdıyorum, kokun hala üzerimde. Oğlum benim. Ay, su hala mı sigara içiyorsun ya? Söndür şunu artık. Annem tazı gibi koku alır. Vallahi sigara içtiğini bir anlarsa seni bu evden içeri bir daha sokmaz. Kendi akıbetimi ise düşünemiyorum bile. Hadi söndür şunu artık ya. Ya boş ver. Ciğerlerine yazık. Ya boş ver. Benim ciğerlerimde hiçbir şey yok. Ayna gibi tertemizmiş. Ha. Tıp fakültesinde okuyan bir çocukla çıkıyorum, o söyledi. Hadi ya. Bir kafede karşılıklı otururken böyle bluzunun üstünden bakıp söylememiştir bunu herhalde. Yok kızım ya, olur mu hiç öyle şey?
Geçen doğum günümde bana check-up hediye etti. Hmm. Baştan sona kontrol yani. Hmm. Birlikte staj yaptığı hastaneye gittik. Akciğer, karaciğer komple bakımdan geçtim. Ay iyi ki böyle uçak uzay mühendisliğinde okuyan bir çocukla çıkmıyorsun Elif. Bana bak, herif bir roket yapıp seni böyle uzay gezmesine götürmeye kalkardı herhalde. Ay yok, ben roket tutar beni, rokete falan bilemem ben. Ama mesela astronomide okuyan bir çocuk olabilir. Ay ne hoş olur, düşünsene Sılıka bir gezegen falan keşfederse benim adımı veririz. Komik kızsın kız Elif. Hmm, Timur da öyle diyor. Timur şimdi bu doktor olan mı yani? Hmm. Bir görsen, ilah gibi bir oğlan. Ah, üstelik kafası da var ha, sen seversin. Böyle tipi de aynen Leonardo DiCaprio. Kim? Leonardo DiCaprio. Hani var ya Bruce Willis'in karısı Demi Moore'la çıkan sarı oğlan, çıtır çocuk. En son Romeo ve Juliet'te oynadı hani. Aslen Virginyalı, yay burcu, doğal olarak uğurlu taşı da topaz. Ay tamam Elif Su, sayma herifin künyesini ya. Ben bir tek Tom Cruise'u bilebiliyorum. Hmm, aslen Connecticut'lı. Her neyse, şimdi sen Doktor Timur bu çocuğa benziyor öyle mi? Aynen kızım, aynen. Leonardo DiCaprio İngilizce hık demiş, Timur burnundan düşmüş. Ay ne diyeyim ki, Allah muhabbetinizi artırsın. Yakışıklı çocuk herhalde. Yakışıklı olmasına yakışıklı. O iyi de ne zaman arasam evde ders çalışıyor. Doğru düzgün bir kere çıkabildik, onda da beni hastaneye gezmeye götürdü. Tıp fakültesinde okumak zor iş kızım. Herkes öyle doktorluk diploması vermiyorlar. Daha okulu bitirecek de ihtisas sınavlarına girecek. Ondan sonra da mecbur hizmet filan. Of, ölme Elif Suma, ölme. Var ya, esasen bu yakışıklı çocukları okutmamak lazım. Hı? Ne olacak, o tiple okumasa da olur. Yani çocuk hayatının en verimli çağında kafasını dersten kaldıramıyor ki. Anlamadım, neye göre verimli Elif? Aman sen de anlamıyormuş gibi. Yalan mı Sıdıka? Yani şimdi okulu bitireceğim, askere gideceğim, yok işe gireceğim derken en az 35 yaşında serbest kalır bu çocuk. Vallahi ben zengin bir ailenin kızı olsam çeker alırım Timur'u okuldan. Ha, vallahi anlamıyorum seni Elif Su. Ha, hayatın neresinden bakıyorsun sen ya? İnan çözemiyorum. Allah Allah. Bana bak, doktorların yetişmesini engellersen senin gibi hafif üşütük karıları kim tedavi edecek? Aman Sıdıka ya, yine başladın deli deli konuşmaya. Çalıkuşu romanındaki idealist köy öğretmeni Feride misin kızım sen? Biraz realist oldum annem ya. Düşünsene bir kere. Güzel olanla parası olan niye okuyup yazsın? Niye dünya meseleleriyle kafasını bozsun ki? İkisinin de nasıl olsa sermayesi var. Bir şekilde hayatları kurtulur. Hmm, evet, birazcık beyni olanlar da senin gibi insanlar karşısında acı çekerler. Bak Sıdıka, seninle anlaşalım. Sen bana mesaj verme, ben de senin odanda sigara içmeyeyim. Söndür hadi. Ay ay ay, bozuldun mu hemen? Kız arkadaşımsın diye söylemiyorum. Vallahi tanıdığım entellerin içinde en güzel olanı sensin. Kızım sende hem boy pos var hem de kafa var. Diğer entelleri görüyoruz, hepsi yamru yumru şeyler. Samimiyim bak. Sağ ol Beyefsi. Ya ben de sana hayranım aslında. Ne güzel işte, kendine göre hayatın anlamını çözmüşsün. Kız bak ne diyeceğim, hayatın anlamı dedin de sana da felsefede okuyan bir çocuk bulsak diyorum. Hem onların böyle çok boş vakti olur. Hem bol bol gezersiniz hem de düşünürsünüz. İyi diyorsun da Elif Son, o çocuğun sırf felsefe bilmesi yetmeyecektir. Aynı zamanda telepati bilmesi lazım. Yani beni evden gezmem için gönderirler mi sanıyorsun? Ah. Sıdıka. Ha. Ay ütüyü bulamıyorum kız, gördün mü ha? Nerede? Aa. Anne görmüyor musun ya? Ütü elinde duruyor. Aa! Hay Allah! Hay, hatırlayamadım kız. Buna bak işte, kafa yok. Siz burada iki saattir kapandınız, ne yapıyorsunuz bakayım? Ha? Hiç. Hiç ne yapacağız Safiye teyze? Havadan sudan konuşuyoruz işte öyle. Felsefe falan konuşuyoruz. Öyle mi? Çocuğum artık hava karardı ha? Annen seni merak etmez mi? Anne ne hava kararması ya? Daha öğlen. Olsun çocuğum. Şimdi yaz saati uygulamasına geçildi de onun için böyle aydınlık görünüyor. Şimdi hava çoktan kararmıştı. Hadi toplan bakayım çocuğum sen. Aa. Ya hayır kız, belki evde bir işe yarar ya. Hani bir ütü yapar, bir gömlek yakası kolalar, değil mi? Hadi toplan çocuğum sen. Başka bir zaman, müsait bir zamanda yine felsefenizi yaparsınız. Ben de böyle ana kız olarak çoktan felsefe yapmadım da şöyle bir felsefeleşelim diyorum. Anne. Değil mi? Hadi bakayım.
Al sen bunları da. Bak çocuğum, meyve kabukları var ya. Çok daha fazla vitamin var bunlarda. Sen bunu yolda yersin. Hadi bakayım tut. Gerçi sana bunları Timur söylemiştir ama. Hmm.